Merhaba arkadaşlar. Bir başka dersimize hoş geldiniz. Evet, konumuz Ken Kent. Ken ve Kent kabiliyetlerimizi, yeteneklerimizi bildirirken kullandığımız bir yapı. Ken yapabilmek, Kent ise yapamamak anlamına geliyor. Şimdi buraya bizim kuşumuzun resmini koydum. Kuşumuz şu anda avizenin üstünde. Avizenin üstünde bir sürü akrobatik hareketler yapıyor. Aynı zamanda sesini de duyabilirsiniz. Belki biraz sonra aşağı iner. Evet arkadaşlar, Ken ve Kent demin de söylediğim gibi yapabilmek, edebilmek anlamına geliyor. Kabiliyetlerimizi bildirmek için kullanıyoruz. Bugün dersimizde ne öğreneceğiz biz? Ken ve Kent ile ilgili olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini öğreneceğiz. Örneklerle de bunu pekiştirmeye çalışacağız. Bu konuyu çok iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi başlayalım. I can run. Gördüğümüz gibi olumlu bir cümle. I can run. Yani koşabilirim. Koşabilirim. Evet. I can ski. Kayabilirim. Kayabilirim. Can I help? Can'i başa aldığınız zaman arkadaşlar ne olmuş oluyor? Soru olmuş oluyor. Can I help? Sana yardım edebilir, yardım edebilir miyim? Yardım. Yardım edebilir miyim? Evet, soru yapmış olduk. I can swim. Bu arada kim yüzebilir? Herkes kendine diyebilir mesela. I can swim. Ben yüzebilirim. Ben yüzebilirim. Yüzebilirim. Ama Maviş yüzemez. He can come. O gelebilir. Gelebilir. My father can come, babam gelebilir. Ayşe can come, Ayşe gelebilir. Merve can come, Merve gelebilir. Yani buraya he yerine herhangi bir isim yazdığımız zaman da cümle yapmış olacağız. I can't say, söyleyemem. Yok, arkadaşımın sırrını söyleyemem. 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 Can you come? Gelebilir misin? Sen gelebilir misin? O zaman bakın ne yaptık burada? Can't yaptık. Can't yaptığımız zaman cümlemiz ne olmuş oldu? Olumsuz olmuş oldu. Biraz sonra buraya olumlu, olumsuz soru cümlesi olup olmadığına da bakalım. Can you come? Sen gelebilir misin? Soru oldu. Can'i başa aldık. Can Ahmet come? Ahmet gelebilir mi? Kim var orada? Başka bir isim söyleyelim. Can Ayça come? Can Alper come? Can Mustafa come? İstediğimiz ismi kullanabiliriz. Kendi isminizi kullanın bakayım şimdi. Hadi kendi ismimizi kullanalım. Can Merve come? Merve gelebilir mi? Can Daniel come? Daniel gelebilir mi? Mary can swim. Mary ne yapabilir? Mary ne yapabilir? Swim ne demekti? Yüzmek. Mary ne yapabilirmiş? Yüzebilirmiş. Mary yüzebilir. Bu arada Maviş lütfen. Çok ses çıkartıyorsun yukarıda. She can skate. O ne yapabilir arkadaşlar? Kayabilir. Patenle kaymak tabii ki bu. Buradaki ski, I can ski, karda kaymak. Buradaki skate ise patenle kaymak. Kayabilir. Kayabilir. Evet. Can I eat this? Bunu yiyebilir miyim? İzin veriyor musun anne? Bunu yiyebilir miyim? Bunu yiyebilir miyim? Bu kekten yiyebilir miyim? Yiyebilir miyim? Soru işareti. Can I help you? Ne yapabilir miyim? Can I help you? Help yardım etmek. Hadi beraber yapalım. Can I help you? Sana ne yapabilir miyim? Yardım edebilir miyim, değil mi? Sana yardım edebilir miyim? Edebilir miyim? Soru işareti. Can you find it? Find bulmak. İşte anahtarımı kaybettim. Hadi beraber yapalım. Anahtarımı kaybettim. İşte anahtarım yerine it kullanmışım. Anahtarımı yani onu ne yapabilir miyim? Bulabilir miyim? Onu
bulabilir miyim? Soru işareti yine. Bu da soru. Can you help me? Can you help me? Help yardım etmekti. Can you help me? Sen bana yardım edebilir misin? Sen bana yardım edebilir misin? Soru işareti. Şimdi nereye geldik arkadaşlar? I can sing well. Kim şarkı söyleyebiliyormuş bu? Hiç de sesi çıkmıyor yani. Evet, maviş 5 aylık bir kuşumuz. Yavruladığından, yumurtladığından beri, annesi yumurtladığından beri ben bakıyorum ona. Ve şarkı söylediğine hiç şahit olmadım. Şarkı söyleyebilirim. Şarkı söyleyebilirim. I can hear it. Hear işitmek. I can't hear it. Pardon. I can't hear it. Ne yapamam? Ne yapamam? İşitemem. İşitemem. Evet, sen işitemez misin? When can we eat? When can we eat? Sen mi soruyorsun yine? When can we eat? Ne zaman yiyebiliriz? Ne yiyeceksin? Sadece yediğin yem. Ne zaman yiyebiliriz? Başka hiçbir şey yemiyor mu abi? Sadece yemiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen şu bölüme bakalım. I can run. Olumlu bir cümle mi? Evet, koşabilirim. Bir tekrar edelim. I can, kalemimizi de değiştirelim. Aynı kalemi kullanmayalım ya. Arada bir kalem değiştirmekte fayda var. Evet. I can ski. Karda kayabilirim. Olumlu bir cümle. Can I help? Yardım edebilir miyim? Soru oldu. I can swim. Olumlu cümle. He can come. O gelebilir. Olumlu cümle. Devam edelim. Can you come? Sen gelebilir misin? Sen gelebilir misin? Soru mu? Soru. Mary can swim. Mary yüzebilir. Mary yüzebilir. Olumlu bir cümle. She can skate. İşte Mary olsun o. Aynı kız devam etsin. Mary hem yüzsün hem de patenle kayabilsin. She can skate. Bu arada patenle kayabilen var mı aranızda? Ben kayamıyorum. Maviş de kayamaz. She can skate. O kayabilir. Olumlu cümle. Can I eat this? Bunu yiyebilir miyim? Soru cümlesi. Can I help you? Yardım edebilir miyim? Zaten cümlenin sonunda soru var. Soru. Can you find it? Yine soru. Can you help me? Bana yardım edebilir misin? Soru. I can sing well. Olumlu bir cümle. I can't hear it. I can't hear it. Bak burada bir can't var. Can't olunca ne oluyordu cümlemiz? Olumsuz oluyordu. Buraya ne koyacağız? Eksi. Olumsuz. When can we eat? Buraya da when gelmiş. Ne zaman yiyeceğiz? Ne zaman yiyebiliriz? Bu da ne olmuş oldu arkadaşlar? Soru olmuş oldu. Şimdi öğrendiğimiz bilgileri biraz pekiştirelim. Ama maviş bir türlü aşağı inmiyor. Yukarıda hala avizede. Oradaki şeyleri kemiriyor. Sadece kemiriyor. Kemirgen bir kuşumuz bizim maviş. Burada da maviş var. Gene karşımıza çıktı. İyi ki uçabiliyorsun yani. Başka. Evet. Can cats fly? Kediler uçabilir mi? No, they can't. Hayır, onlar uçamaz. Şimdi mavişe gelelim. Maviş. Maviş. Can birds fly? Kuşlar uçabilir mi? Evet, bizimki uçuyor. Yes, they can. Soru. Peki penguenler uçabilir mi? Maviş, penguenler uçabilir mi? Maviş. Yok, cevap vermiyor. Sizce uçabilir mi penguenler? Can kangaroos jump? Kangurular zıplayabilir mi? Bu resimde görünüyor mu? Çok böyle belirgin mi? Evet, zıplayabilirler ya. Kanguruların en önemli özelliği. Yes, they can. Evet. Ne yapabilirler? Zıplayabilirler. Can monkeys laugh? Gülebilirler mi? Bu monkey gülüyor. Yani bu maymun gülüyor. O yüzden biz maymunlar gülebiliyor diyebiliriz. Yes, they
Ken, çoğu hareketleri çok ilginç zaten maymunların. İlginç hayvanlar. Gerçekten ağaçtan ağaca zıplayabiliyorlar. Muz yiyebiliyorlar. Hatta bir belgeselde izlemiştim. Hırsızlık dahi yapabiliyorlar yani. Ve mesela bir şeyi çaldılar mı? Siz onu geri alabilmeniz için onlara para veriyorsunuz. Para verdiğiniz takdirde o aldıkları şeyi size veriyorlar. Çok ilginç gelmişti bana. Ya yani maymunlar ilginç hayvanlar. Can penguins dance? Penguenler dans edebilir. Bu bizim penguen dans ediyor bence. Biz hadi dans edebiliyorlar diyelim. Yes, they can. Evet, dans edebilsinler. Can elephants run? Vallahi bu fil koşuyor arkadaşlar. Yani o yüzden normalde evet filler koşar. Yes, they can. O zaman filleri de koşturalım. Can dogs swim? Küçükken bir keresinde yavru köpeğim vardı. O köpeğim dereden karşıdan karşıya geçiyorduk derede. O arada maalesef suya düştü fakat yüzdü. Allah'a şükür kurtardık, kurtuldu. O yüzden köpeklerin yüzebildiğini o zaman görmüştüm. Küçük yaşta öğrenmiştim. Evet, onlar da ne yapabilir arkadaşlar? Ne yapabilir? Yüzebilir. Can dolphins jump high? Ya çok enteresan. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum ama suyun içinden çıkıp çok yukarılara zıplayabiliyorlar. Kimler? Yunus balıkları tabii ki. Yes, they can. Hepsine yes, they can yazdık ya. Hiç no, they can't. İlk baştaki no'ymuş. Yani kediler uçamazmış. Evet. Kediler zıplayabilirler. Çok yukarılara zıplayabiliyorlar. Ama maalesef uçamazlar. Evet. Bizim maviş uçuyor sadece. Ama yaramazlığı çok fazla ya. Çok fazla yaramazlık yapıyor. He can play football but he can't swim. Evet, bu resme baktığımız zaman da bu anlaşıyor. Yusuf ne yapabiliyormuş şimdi? Yusuf'a bakalım. Yusuf can. Hadi beraber yapalım. Play the guitar. Gitar. Gitar çalabilir. Bu da hadi golf olsun. Golf oynayamasın. But. But ne demekti? Fakat değil mi? But. Fakat. He can't play golf. Golf oynayamasın. Elif ne yapabiliyormuş arkadaşlar? Elif dans edebiliyormuş. Resimden öyle anlaşılıyor. She can dance. Dans edebilir. Fakat ne yapamazmış? But she can't ride a bike. Ride a bike, bisiklete binmek demek. Doruk ne yapıyormuş? Evet, Doruk. Doruk koşabiliyormuş. O zaman hemen yapalım. Doruk yerine he diyebilir miyiz biz? Evet, diyelim artık. Kızların yerine mesela Elif yerine she diyebiliyoruz. Ama Doruk yerine he diyebiliriz. Ve burada da olduğu gibi bütün kuşlar için they dedik. Kangurular için they dedik. Maviş için sadece she diyeceğiz. Evet, maviş bir dişi arkadaşlar. Dişi kuş. Kız. Evet. Doruk. He can ne yapabilirmiş Doruk? He can run. Evet. Doruk ne yapabilirmiş? Koşabilirmiş. But. Fakat. Bu ne ya? Bu spor ne sizce? Hadi düşünelim biraz. Tenis değil mi? Evet. Aferin size. He can't play tennis. Evet arkadaşlar. Bugünkü can ve can't konusu da tamam. Bu konuyu gerçekten iyi öğrendiğimizi düşünüyorum. İyi anladığımızı düşünüyorum. Bakın burada değişik etkinlikler yaptık. Hepsi de bize faydalı olacak şeyler. Dikkat etmemiz gereken husus sadece şu. Yes, he can. Yes, they can. Olumlu yapacağımız zaman. Olumsuz yapacağımız zaman. No, they can't. Veya no, he can't. Burada da yaptık. No, he can't. Soru yapacağımız zaman da ne yapıyormuşuz? Can'i başa alıyormuşuz. Can cats fly? Kuşlar uçabilir mi? Can maviş swim? Sen yüzebilir misin maviş? Yok, yüzemez. Bak ses çıkartıyor oradan. Hala o avizeyi mahvetti. Yukarıda tepede avizenin içinde bir yerlerde dolanıyor öyle. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste ne yapmak üzere? Buluşmak üzere.